Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler ile yepyeni bir tarif ile birlikteyim. Bugün sizler için kuru domates sosu hazırlayacağım. Domateslerinizi kurutamıyorsanız bu sosu hazırlayıp afiyetle kışın yiyebilirsiniz. Tabii şimdi yapıp yazında yemek istiyorsanız taze taze biraz beklettikten sonra yiyebilirsiniz. Çok lezzetli bir sos oluyor. Harika bir tarif. Bunun için domatesimize ihtiyacımız var. Bol domates, baharat ile çok lezzetli kahvaltılığımızı hazırlayacağız. Malzeme listemi şu an veriyorum ekranda. Videomun altındaki kutucukta da sizler için yayınlayacağım. Domateslerimi ben daha önceden yıkadım, suyunu akıttım, kurudu gördüğünüz gibi. Domates kullanırken de böyle uzun olan domateslerden kullanırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Etli etli ve çok lezzetli oluyorlar. Çok ince olmayacak şekilde dilimlere kesiyorum. Çok kalın da olmayacak. Çok ince olur ise eğer böyle pişerken kaybolacaktır. Böyle biraz kalın keserseniz sorun yaşamazsınız. Böyle sert kısımlarını çıkartıyorum. Halka halka kesiyorum. İnce kabuklu, lezzetli domatesler seçmeniz sizin için güzel olacaktır. Sonucun daha güzel olabilmesi için. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine domateslerimi yerleştiriyorum. İki fırın tepsisine denk geldi benim domatesim. Şimdi üzerlerine tuz serpiyorum. Her bir domatesin üzerine gelmesini sağlıyorum. Şimdi şekerim var. Karamelize olması için çok az da şeker serpiyorum. Hoş da bir lezzet verecek. Şekerini serptikten sonra kekik serpiyorum. Ve biberiyem var. Biberiyemi de her tarafına gelecek şekilde üzerlerine serpiyorum. Artık domateslerim bakın baharatlandı. Fırına gitmeye hazır. -190 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat pişiriyoruz domateslerimizi. Böyle kendi suyunu çekip hafif böyle üzerleri kızarıncaya kadar. Şimdi artık kavanozlara koyma sırası. Kavanozlarımı daha önceden yıkayıp kuruladım. Şimdi tabanına sarımsak, tuz, şeker ve kekiğimden, biberiyemden de birer miktar koyuyorum. Sarımsaklarımı daha önceden küçük küçük doğramıştım. Bir baş, büyük bir baş daha doğrusu sarımsak kullanıyorum. Ve şimdi fırından çıkan domateslerimi bekletmeden kavanozlarıma yerleştiriyorum. Böyle kuru kuru değil, çok yumuşak da değil domateslerim. Bakın görüyorsunuz. Böyle biraz yarısına kadar hafif koyduktan sonra tekrar baharatlandıracağım. Çok sıcak memleketlerde domatesler dışarıda rahatlık ile kuruyabiliyor. Kurutabilenler direkt kuru olarak baharatlandırırsa zeytinyağı ile zaten çok güzel olur. Ama kurutamadığım için bu şekilde sos olarak hazırladım. Şimdi biraz domateslerimi koyduktan sonra üzerine tekrar sarımsak, tuz ve kekik biberiye koyuyorum. Bu aşamada şeker kullanmıyorum. Sadece şekeri tabanına ve en üzerine kullanacağım. Kullanırken de az miktarda ekliyoruz. Görüyorsunuz sizler de miktarlarını çok çok böyle dolu dolu koymuyoruz. Yoksa tatlı bir
Böyle tatlımsak bir lezzeti olur. Şimdi en üstüne de tekrar biraz şeker, tuz, tuzunu biraz fazla koyuyorum, görüyorsunuz. Kekiğimden koyuyorum bolca. Bol kekikli çok güzel oluyor. Biberiye de koymak istiyorum ama biberiyeyi çok fazla kullanmazsanız daha güzel olur. Çok böyle yoğun biberiye aroması olduğu zaman lezzeti olmuyor. Yani farklı bir ağır tadı oluyor. Onun için ben az kullanmayı tercih ediyorum. Ara katına ve tabanına koydum. Pişirirken de koymuştum. Yeterli geldi. Şimdi yağım ile domateslerin üzerine geçecek kadar yağ koyuyorum. Dolduruyorum kavanozumu. Tam olarak bakın kavanozlarım dolmadı. Ben ayrıyeten küçük bir kaba hazırladım. Bu kavanozlarımı açmak istemiyorum çünkü size göstermek için son halini ayrı bir kapta hazırladım. Onu açıp daha doğrusu size göstereceğim. Bu kavanozlarımı vakumlayacağım. Vakumlamasını da size göstermek istiyorum şimdi. Güzelce temizleyip bu kapaklarını kapattım ve tencereye su koydum. Böyle su tencerenin yarısına gelecek kadar suyum kaynamaya başladı. İçine kavanozlarımı oturtturuyorum. 10-15 dakika kavanozlarımı kaynatıyorum. 15 dakika kaynaması yeterli gelecektir. Daha sonra kavanozumu çıkarıp tekrar bezim ile kapağını kurulayıp sıkıştırıyorum ve ters bir şekilde temiz bir örtü üzerine çıkartıyorum. İkinci kavanozuma da aynı işlemi yaptım. Bu şekilde bir gece bekletiyorum. Hiç dokunmadan iyice soğuyuncaya kadar. Bir gece sonunda kontrol ediyorum. Herhangi bir sızma yok ve kapağın orta kısmı bakın içe çökmüş. İçe çöktüğü zaman kavanozunuz tutmuş demektir. Vakumlamanız olmuş demektir. Şimdi ben bir diğer küçük kavanozumda olanı çıkartıyorum. Bunu vakumlamadım. Önce yemek istiyorum çünkü hem de size göstermek için diğer kavanozlarımı kış için saklayacağım. İstediğiniz miktarda azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şu an çok fazla değil. Size göstermek için az bir miktar hazırladım. Kahvaltılık domates sosumuz, yani kuru domates tadındaki sosumuz hazır. Böyle ekmeğinizi bandıra bandıra afiyetle yiyebileceğiniz çok güzel bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Sonuç gerçekten muhteşem. Henüz kanalıma abone değilseniz, abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.